Merhaba arkadaşlar, kabine toplantısı an itibariyle bitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunduğu ve Kurban Bayramı tatili de netleştiği ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar biz sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram tatili 9 gün dedi. Gevşetilen koronavirüs önlemleri sonrası en önemli bakanlar kurulunda birine hazırlanan kabine Kurban Bayramı tatilinin kaç gün gerçekleştirileceği noktasında verilen kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etti ve 19 Temmuz'dan itibaren başlatılacak olan tatilin 26 Temmuz tarihine kadar blok şekilde birleştirildiğini ifade etti. 19 Temmuz'da idari izinli olunacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi olarak bayram tatili için alınan kararı duyurmuş oldu ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Yaklaşık düzenlenen toplantı 1 saat 50 dakika sürdü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında ise şunları dedi: virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranımızın nispeten iyi bir noktadayız. Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Ve bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı da ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz dedi. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.